Gülseren Hanım, hocam alerjik nezle için ne önerirsiniz demiş. Bak, burada anlattım biraz önce. Evet. Taze tere Gülseren Hanım, bunu unutmayın. Hapşırmanız, burun akıntınız, saman nezleniz. Bu polenler uçuşmaya başlıyor artık yakında. Güneyde başlamıştır tabii Çukurova bölgesinde. Hapşırmalar, alerjik, deri de kaşıntılar, yapacağınız şey nedir? Taze tere, 2-3 yaprak tereyi ağzınıza alın, saatinize bakın. Yarım dakika bile sürmez Hüseyin. Hapşırmada, göz sulanması da, burun kaşıntınızda çıkacaktır. Ayrıca bakın bir pratik bilgi daha vereyim. Her şey birbirini tetikliyor. Yani alerjik sinüzit. Bu durumlarda bazen kulak kaşıntısı da gelişebiliyor. Yani burada yapacağınız şey doğal elma sirkesi. Doğal elma sirkesi. Kulak pamuğu var mı kızım o çöplerinden? Yok hocam. Yok. Yapacağınız şey ucu pamuklu şey var. Çöpler var. Kulağı temizlemek için. Evet, ucu böyle beyaz pamukludur. Evet. Elma sirkesine daldırın ve kulağınızın içinde onu. Bak o kulak kaşıntısı nasıl geçiyor. Tığla kaşıyanlar var. Hiç unutmuyorum, anlatmıştım bir programda. Caddede yürürken bir bayan koşarak geldi. Almanya'da iç hastalıkları mütehassısı. Doçentmiş de kendisi. Hocam yıllardır ben bu derdi çekiyorum. Ne önerirsiniz dedi. Dedim işte doğal elma sirkesi pamukla hemen uygulayın. Ve neticeyi de bana bildirin. Bu şekilde hala irtibattayız kendisiyle. Nasıl dua eder? İşte bak modern tıpla hadi çöz bakalım. Çünkü neden? Elma sirkesinin içerisindeki asetil grupları var. Asetil grubu dediğiniz zaman bütün deri hastalıklarında, mantar hastalıklarında çok fonksiyoneldir Hüseyin. Ama şimdi elma sirkesinde de asetil var, asetik asit var. Üzüm sirkesinde de var. Ama mübarek kimyaları farklı. Yani burada kulak kaşıntısında işte doğal elma sirkesi bulunmaz bir nimettir.